Bu gövde. Bu da fan. Bu gövde. Şu sol elim gövde. Bu da fanın mili. Buraya bu şekilde iterek, zorlamayla bu şekilde geçiyor. Merhaba arkadaşlar. Elimizde fanı bozuk ya da sesli çalışan bir ürün var. Bu sorunlu ekran kartı fanını nasıl düzeltiriz ya da nasıl eski haline getiririz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Buna aynı zamanda ekran kartı fan bakımı nasıl yapılır da diyebiliriz. Ben ekran kartının fanını söktüm. 3 tane vidası vardı. Vidaları söktüm. Kabloya içeriden boşluk verdim. Geriye doğru çektim. Buradaki etiketi ayırdığımızda eski tip ekran kartı fanlarında burada bir tapa olurdu. Bunda tapa yok. En büyük sorunumuz bu. Yeni nesil ekran kartı fanları hep bu şekilde. Yani kullan at mantığı var. Tamir etme, yağlama, bakımını yapma. İşi bitince at, yenisini satayım sana. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Biz de buna karşı önlem almak için bakımını yapacağız. Yani dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. Elinde böyle buna benzer ekran kartı olup da fanı sorumlu olan arkadaşlar vardır. Bu içeriği de bu yüzden hazırlama ihtiyacı hissettim. Şimdi bunun çalışma mantığı nasıl, onu anlatayım. Burada bir gövde var. Bu gövde. Bu da fan. Bu gövdeye pres baskıyla geçiyor. Daha da anlayacağınız şekilde anlatayım. Bu gövde, şu sol elim gövde, bu da fanın mili. Buraya bu şekilde iterek, zorlamayla bu şekilde geçiyor. Normalde bu tarafta bir tapa olması gerekir ama işte yok. Bunu zorlamayla geçirmiş. Eğer ben bunu çıkartmaya çalışsam bu şekilde çekerek bu gövdeyi kırabilirim. Bu sebeple bunu bu şekilde çıkartmayacağım. Ha, yapabilirim de ama kırabilirsiniz de, o zaman fan çöp olacak. Bizim yapacağımız iş, bu fan mili bu şekilde dönüyor ya, içinde, gövdenin içinde böyle bir topuz var burada. Buradan yağ enjekte edeceğiz. Buradan delikler açıp, yani bu üstten delikler açıp yağ enjekte edeceğiz ki içindeki yok olan, kaybolan yağı tekrar geri getireceğiz. Olay bu. Umarım burasını anlamışsınızdır. Çalışma prensibi bu şekilde. Böyle bir ince, çok ince bir matkap gerekli. Yanlardan delik açmam gerekecek. Zaten matkap delindiği anda o topuza ulaşmış olursunuz. Yani yağın olması gereken topuza ulaşmış olursunuz. Bir tane de karşıdan deleyim. Bitti. Şimdi bu fan dışarıdan yağlanmaya hazır. Elimde böyle bir metale yapışabilen yağ var. Bu metale yapışıyor arkadaşlar. Bakın. Metale ulaştığı anda, çünkü içeride fanın mili var. Bu da metal olduğu için ona ulaştığı anda yapışacak. Böyle damlattığımda içine çekiyor, bakın. Tabii bunu fazla yapmayın. Böyle hafiften fanı çevirirseniz yağı içine aldığını göreceksiniz. Ya da tersini çevirin. Böyle yağın içine girmesini sağlayın. Biraz beklemeniz gerekecek. Yağın akışkanlık özelliği fazla olmadığı için böyle bekleyip içine çekmesini beklemeniz lazım yağı. Bu kadar yeterli. Burasını selülozik tinerle siliyorum. Şimdi bu etrafını etiketi yapıştırmak için komple hızlı yapıştırıcıyla çevriliyorum. Ama deliklere değdirmeden. Böyle bir, ben tıraş fırçası kullanıyorum. Farklı fırçalar da kullanabilirsiniz ama yumuşak olmalı, sert olmamalı, kıl olmalı, plastik olmamalı. Temizliğini yapalım. Bir de buna hava tutacağım. Siz onu görmeyeceksiniz. Havayı da fazla basınçlı olmayacak şekilde. Böyle bir ıslak mendil ya da ıslak kağıt havlu ile fanın yapraklarını temizleyeceğiz. Bu şekilde vidalarını takabiliriz. Fazla bastırmadan. Buradan da kablo boşluğunu tekrar alıyorum. Fana değmemesi için içeride. Bu kadar. Bitti. Fan temizliği buydu arkadaşlar. Bu bahsettiğim fanın özelliğinden dolayı bu içeriği yayınlama ihtiyacı hissettim. Biliyorum birçoğunuz fanın arka tarafını çevirdiğinde tapanın olmadığını görmüşsünüzdür. Nasıl yapıldığını bilmediğinizden dolayı ben size bir rehber, bir kılavuz tarzında içerik hazırladım. Umarım elinizde böyle ekran kartları olanlar varsa bu videoyu izledikten sonra kendi ekran kartı fan bakım işlerini yapabilecekler. Evet arkadaşlar, bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.